Bundan 600, 700, 800, 900 yıl oldin yazılgan kitaplarımızda şu yol barasında juda gaplar ko'p. Şulardan bazılarda aytiladiki ki yol cemaatçiliğinin mülkü. O şu yolda yürüdüğün halayıkların hammasını hakka. Bu yolga hiç kim onu taraytırışka, yola uçuge azar beredigen, halakıtı beredigen narsanın kılışka hakkı yok. Şunun için yol boyudaki uyda yaşavuşu adamlar mağzavasını okuzadagan tarnavunu yolga kılışı mutlaka mümkün emez. Devarını urup durup, devarını uyağıdan yolga çıkarıp koyadigan balahana kılışıya mümkün emez. Yolunu taraytırış manasındaki hiçbir işini kılış, yola uçuge halakıt beredigen hiçbir işini kılış mutlaka mümkün emezdir. Bundan 900 yıl aldın fakihlerimizi yazıp koyuyor. Mabada o şu yolga kigen natoğru işi tüpeyli yola uçiler talafat görse kigen adam tola veredi. Kigen adam tola veredi. Yine en kızığı, en kızığı o'sha yo'lga to'siq bo'ladigan, yo'lovchiga xalaqit beradigan narsani davlatning ruxsati bilan qilsa ham o'tmaydi deydi. Davlatdan ruxsat olib, farmon chiqarib qilgan bo'lsa ham o'tmaydi, chunki bu yo'l davlatning mulki emas, xalqning mulki. O'sha yo'ldan o'tadiganlar hammasi to'planib biz rozimiz qilaversin desa bo'lar ekan. Bo'lmasa mutlaqo mumkin emas. Do'kon qurib olish ana shu savdo qilib yo'lda o'tirganlarim hammasi shariatga xilof narsa. Chunki odamlarning yo'lini to'sadi. Pista sotsa pistasini pochoqib tarqaydi. Sotgan narsalarining qog'ozi uchib yuradi, mutlaqo shariatga to'g'ri kelmaydi shular. Bu ishi eski kitoblarimizda yozilib qo'ygan 900 yil, 800 yil oldingi kitoblarimizda bor shular. Bunga demak bugungi kunda amal qilmaymiz. Hazır yollarını karaydan basayız. Kim ne manını topsa yolga taşıydı. Alakıda akıllar taşıydan ancaylar koygan, onu o barışkaya yerin dışarıda. Topkan akıllatını yolga taşlanadı. Yaşı asfaltlar koyulgan yolga, adamlar maşinlarını sekirletemendip, balat tepeligler koyuşardı. Uzları kıladı, onu ana o aftayın ispektizlerden soruşmaydı. Yana nimalardir qilishadi? Hammasi noto'g'ri. Shariatga xilof. Ko'pchilikka nisbatan behurmatlik. Yo'lovchilarni azori, azor berish ularga. Agar o'ylab ko'raylik, mana shu ta'limotlarni bilsak, hech kimimiz yo'lga axlat tashamasak. Aksincha biror azor beradigan narsa bo'lsa, shuni olib qo'ysak, yo'llar iblos bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Mümkün emas. Lekin bu talimatlarını bilmeyimiz, bilganimiz amal qilmaymiz. Bularga amal qilishga o'tishimiz kerak, tuzatishga o'tishimiz kerak, yaxshilashga o'tishimiz kerak bo'ladi. Ularning hammasi avvalo o'zimiz uchun foyda. Men bir ish qilsam shuni o'zim uchun foyda, oilam uchun foyda, qo'ni-qo'shnim, mahalla ko'yim, elim, yurtim, vatanim uchun foyda. Aksini qilsam o'zimga zarar va hammaga zarar. Mana shuni biz tushunib yetishimiz kerak. Islom ta'limoti, islom madaniyati, islom odoblari sifatida tanib, bilib, amal qilib, bugungi kunimizda foyda ko'rib, oxiratga savob yig'ishimiz kerak. O'sha bir tikonni yoki qovun po'chog'ini boshqani yo'ldan olib qo'ygan odam o'sharga tayyorlib ketmasligi, oyog'iga tikan kirmasligini, yaxshiligini topgan bilan chegaralanib qolmaydi. Oxiratga savob oladi u. Namoyi amoliga palonchi o'g'li pistonchi palon kuni palon yo'l palon soatda musulmonlarni azor beradigan narsasi bo'lgan palon narsani olib joyiga olib borib qo'ydi. Bunga muncha savob deb yozib qo'yiladi. Oxiratda u ish beradi keyin. Ana mana shu narsalarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Hamma narsada bizning ta'limotimiz alhamdulillah bor.
turibdi. Asrlar osha kim amal qilsa o'shalarning saodatiga sababchi bo'lib kelgan. Yana bundan keyin ham kim qilsa xuddi shunday bo'ladi. Ana bu haqiqatlarni biz tushunib amal qilib borsak inshaalloh nihoyatda yaxshi bo'ladi.